Sanalca Çıkan Alan'dan herkese selamlar arkadaşlar. Yine Truckers MP'nin büyük bir rezilliğiyle sizlerle beraberiz. Sam adında bir tane çekici yapmışlar. Şöyle sıfır kamerasına geçip şöyle ufaktan etrafında gezelim. Oynama fırsatı bugün olmayanlar için en azından ufak da olsa bir göstermiş olalım. Böyle çamurluklar falan kirli. Evet, o detaylar güzel. Dışı güzel. İşte şasisi kahverengiye yakın vesaire bir rengi var. İşte ön kupada böyle ufaktan kirler var. Şu farda ufaktan böyle deformeler falan var. Ama lastikler Trailmaster jantları da en parlağından jantlar. Asıl bomba içeride. İçi her zamanki gibi Trucker Semper'in bize dalga geçtiği bir noktalardan biri. Iveco içi tabii ki. Yatak detayı efsane gerçekten. Arabanın içi o kadar geniş ki dışarıdan baktığın zaman yatak gözükmemesine rağmen hemen koltuğun arkasında bir tane yatak var yani mesela. Öyle düşünmek lazım bir de. Petersburg'un altında Luga şehrinin oralarda bir yerdeyim. Böyle ufaktan bir rota belirledim kendime. Oraya doğru gideceğim. Şuradan Luga'ya gitsek olur mu? Olabilir, neden olmasın. Bir gidelim, duruma göre bakarız. İftara 15-20 dakika kadar var. İftardan önce yetiştirmeye çalışacağız. Aracımız 6 vites. Kötülüklerinden ve iyiliklerinden ufak da olsa bahsettik. Özelliklerine geçelim biraz da. 6 vites olmasına karşılık 310 beygir, ama 310 beygirin hakkını sonuna kadar veriyor. Yani nasıl söyleyeyim, 260 beygir Subaru ile kafa kafaya gider bir araba. Öyle bir araba yani, öyle söyleyeyim size. 110 sınırı olmasa 250'yi çok rahat bir şekilde görürüz. O kadar net söylüyorum ve bu kadar da iddialıyım. Lan yağmurdan dönmedi araba. Yağmur biraz denk geldi, kötü denk geldi ama çok da yapacak yok. Sisli misli gidiyoruz böyle. Zaten amaç araba yani. Arabanın güzelliği mi rezilliği mi desek ne desek bilemedim. Retarder yok arabada. Öyle bir şanzıman türü de yok. 6 vites. Yani başka ne var? Bildiğiniz mikser. Aksı kalkmıyor. Arkasındaki mikseri dönmüyor vesaire vesaire. Böyle eksiklerle dolu bir araba. Trucker Semper'in yeni vizyonlarından bir tanesi zaten biliyorsunuz. Haftada bir araba çıkartalım. Bir tanesini 5 dolara satalım, diğerini böyle insanlarla dalga geçmek için oyunun içine sokalım tarzında yaptıkları bir ayar. Yani ha, değişiklik oluyor mu? Oluyor evet. Ama biraz böyle dalga geçer gibi olduğu için ya benim sinirim bozuluyor doğrusu. İnsanlar o kadar para yatırıyorlar bunu. Aa, hız sabitleyici var arabada, hayret. O kadar para yatırıyor insanlar buna. Yatırdıkları paranın karşılığı, yani promosyon yapmasa şimdiye kadar babaya alacaktık. Ana haritalardan bahsediyorum. Beyond Baltic CC'si bilmem nesi vesairesi vesairesi. Aksiyonlu yolların %70'i 80'i tamamen promosyonda. Truckers MP veya SCS ne yapıyor da bu kadar hiçbir şey yapamıyorlar? Anlamış değilim doğrusu. Ha, biraz yeriyoruz evet. Tamam, bazı şeyleri yapmak evet büyük çaba gerektiriyor. Yazılım dünyasının içinde var olan biri olarak bunun ben tamamen farkındayım. Fakat yani 7-8 yıldır piyasada olan bir oyunun bu kadar az geliştirilmesi, güncelleme vesaire geliştirme diye sundukları böyle saçma arabalar. Bu saçma arabaların yanı sıra işte Trucker Semper'in aslında suçu bu bir nebze. Trucker Semper'in böyle saçma içerikler çıkartması vesaire insanın ister istemez canını sıkıyor. Yani sağlık olsun, biz burada aracı tanıtmaya geldik. Önceki araçları da sürmüştüm. Gerçekten çok sinir olmuştum. Videoların hepsini çekip yüklemekten vazgeçmiştim. Yani o kadar söyleyeyim. Twitch'te canlı yayınlarımız vardı. Passat'larla sadece. Onun da içi yine Skoda'ydı. Iveco yaptılar. İçi yine Skoda'ydı. Diğerlerini denemeye bile tenezzül etmedim. Jaguar varmış. Jaguar'ın içine inanın bakmadım. Bak, ciddi manada söylüyorum ama Skoda olduğundan eminim. Ulan dedim, hadi mikser geliyormuş. Mikseri deneyelim. Bir ona bakalım. Bir baktım. Allah'a emanet. İçi Iveco. Ama dışını beğendim. Yalan yok. Dışı gerçekten güzel. Böyle kirli detaylar falan. Bayağı hoşuma gitmedi değil doğrusu. Retarder yok. Eksik o ama eski bir araç. Retarder olmaması gayet normal. Sam hakkında hiçbir bilgim yok bu arada.
bilmediğim için yorum yapmıyorum. Eski bir araçsa olmaması normal. Ama yeni bir araçsa olması tabii ki de gerekiyordu. Hani en azından X bir aracın şanzımanını buna koyup onun üstünden yürünebilir diye düşünüyorum ben. Yani sağlık olsun. Yapacak yok. Şöyle biraz sessiz sedasız gidelim bakalım. Hatta şu kameraya geçip aracın sesini dinleyelim biraz. Yani ben şu Luka şehrine girmeden aslında devam etsem dümdüz olur ya. Biz buradan düz devam edelim. Aşağıya kadar gidelim bence. Daha yeni çıktık yola. 6 dakika olmamış yani videoya başlayalı. Şimdi böyle bırakmak çok mantıklı olmaz. 146 kilometrelik bir yolumuz kaldı zaten. Onu da devam ettirelim. Arabanın üstü bile gözükmüyor bu arada. 4 kamerasındayım. Yani şuradan adamlar kamera yapmamışlar yani. Ay ne diyelim. 7 kamerasını severim bu arada. Biraz 7 kamerasına gidelim. Ondan sonra tekrar yola devam ederiz. İçeriden. Yani böyle daha keyifli olur. 2'den sürsem daha keyifli olur. Belki öyle söyleyeyim yani. Dediğim gibi insanların biraz akıllarıyla oynuyorlar. Ama bu yenilikler tabii ki de biraz böyle heyecan katmıyor değil. Çünkü Pro Mods artık ticari bir amaca artık hitap eder oldu. 255'te bunu yapmamalarına ben çok şaşırdım. İberya'sız 255 çıkmaz diye düşünüyordum ben. Çıkarttılar sağ olsunlar. Adamlar İberya zorunluluğu koymadılar abi. Buradan ben teşekkürlerimi o arkadaşlara sunarım. Kim ne derse desin. İberya çünkü ucuz bir fiyata çıkmadı. 48 lira herkesin alabileceği bir fiyat değil. Herkesin oyuna ayırabileceği bir bütçe değil. Daha doğrusu öyle söyleyeyim. Ben kardeşimle beraber oynuyorum. Daha önce videolarda bahsettim. Adı geçmiştir mutlaka. Yunus Emre ile 48 ona 48 bana 100 lira. 100 lira güzel para. Şu küpe gibi olan, aynı altı küpe gibi olan sinyali güzel yapmışlar. Aracın orijinali nasıl bilmiyorum. Yani onun dışında da bir şey yok sadece. Kirli gövde vesaire vesaire falan işte yani. Normal bir kasa. Belki o kasayı alıp çizimi oturtmuşlardır bile. Yani fikrim yok nasıl yapıldığıyla alakalı. Ya Promos'cu arkadaşlara da buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Ya Promos oynamak normal Sim 1 Sim 2 oynamaya göre çok çok keyifli. Hatta single'da Promos oynamak bile daha keyifli. Durum böyle olunca eğer 255'te İberia isteselerdi almayı bekletecektim yani. En azından buna öncelik vermeyecektim. Şimdi şöyle bakıyorsun 48 lira İberia. Geçen hafta 40 liraya Forza Horizon vardı. Neden Forza Horizon oynamayayım diye bir insan düşünmüyor değil doğrusu. Hal durum böyle olunca da otomatikman biraz erteledim. Zamanı geldiği zaman alırım. Şu an ihtiyaç duyduğum bir DLC değil. Ciddi manada söylüyorum. Lax şehrine zaten gittim. Türkiye'de belki ilk bunun videosunu çeken insanlardan biriydim. 1.40'ın. O şehirleri gördüm. İberia'yı görmesem de olur. İberia Community görevlerini yapmasam da olur. Çok da bir şey kaybedeceğimi düşünmüyorum. Ha güzel yerler var mıymış? Evet varmış. Arkadaşlardan gördüm, duydum. Bizzat. Ama tutup da onun için yani bilmiyorum o külfete girer miyim? Emin olamadım. Şöyle yağmur da bitti. İçeriden gidelim biraz. Araba canavar gibi basıyor bu arada. Böyle bastım mı gidiyor yani. Öyle böyle değil. Şu an devir düşük. Dördü alıyorum. Bir koyuyorum araba uzuyor. 80, 90, 95. Yani 310 beygir ama hiç 310 beygir gibi değil yani. Araba bastığın zaman gidiyor ve dördüncü vitesin daha ya 1200'lerdeyim. 110'u gördük. Çok da bir şey kalmadı. 104, 105, 106, 107. 310 beygiri hiç 310 beygir gibi değil. Doğru söyle söyleyeyim ben. Bu ufak daha detay dikkatimi çekti. Şu sol taraftaki tümsek aynada koltuk boş gözüküyor. Yani öyle de bir durum var.
Böyle dışarıdan bakalım. Dışarıdan içeride adam gözüküyor mu? Evet gözüküyor. Ama o aynadan bakınca koltuk baya baya boş gözüküyor yani. Adamı biraz öne montelemişler. Ona istinaden mi yaptılar acaba? Çok merak ediyorum. Şu yolumuz bitsin. Yolun bittiği yerde tutacağım. O aynanın ayarına da bakacağım. Gerçekten ondan ötürü mü diye. Vay çimento jetine çıktık. 110'a jet diyenler var bu arada da. O yüzden çimento jetine çıktık diye ufaktan bir makara yapayım dedim arkadaşlarla. Bu arada geldik mi? Hop gelmişiz. Frenlerin de maşallahı var. Frenlere de diyecek yok yani. Şöyle geri geri böyle ufaktan bir gelelim. Şehrin içine girelim. Girdiğimiz gibi şu aynaya bakalım. Ondan sonra videomuzun da kapanışını yapalım. Kısa bir video oldu. Belki YouTube'da en kısa attığım videolardan biridir, bilmiyorum. Ama yani en azından amaca hizmet ettik diye düşünüyorum. Aracın dengesi bu arada aşırı fazla. Hani kolay kolay devrilmiyor. Fren falan basmanız lazım. Böyle yüzle falan viraja girip fren basmanız lazım. Şöyle göstereyim ben. Bir ufak. Yani tık yok. Araba devrilmiyor abi. Ha, oduncu varmış şurada. Şu oduncuya girelim. Burada duralım. Şu ayna ayarına bakacağım abi. Şimdi direksiyonumuzu bir normale bir çekelim biz. Ayna ayarı. Sol küçük olması lazım. Tamam, beni göstermiyor abi. Hayalet sürücü. Bundan kesinlikle emin olduk. İnşallah elimde kamerayı kapatmamıştır. Hayalet sürücü modunda böyle de bir anımızdı bu. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanetsiniz. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz o dislike butonuna sonuna kadar basmayı sakın ha sakın ihmal etmeyin. Sağlıcakla.